Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz deniz kuvvetlerimizin yeni avcısı atmaca gemi savar füzesi. Peki bu füzemizin son durumu nedir? Menzili gerçekten 500 kilometrelere mi ulaştı? Ya da diğer ülkelerin füzelerine nazaran öne çıkan yanları nelerdir? İncelemeye başlayalım. Bir savaş gemisini öne çıkaran en önemli özelliği silahları. Gemiyi istediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz, yüzlerce füze almasını sağlayabilirsiniz. Ancak o füzeler hedefini bulamadıktan sonra bütün bunların ne önemi var? Bir yük gemisini bile İngiltere'nin zaylardan bahsedeceğim. Demek istediğim açık, büyük bir pazar var, eksik var ve bu eksiği çok aktif coğrafyamızda kanıtlayarak kapatabiliriz. Bunu salgın hastalıkta aşıyı bul atmacaya gelirsek hikayesini uzun yıllardır üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Bize gerekli o modern gemi savarı yapmaya çalışıyoruz. Peki başardık mı? Bir gemi savarın 3 önemli bölümü var. Kendini öne çıkaracak 3 farklı özelliği. Menzilini belirleyecek motoru, gemiye zarar verecek harp başlığı ve hedefi bulacağı sensörleri. Birini bile eksik yaparsanız karşı tarafa avantaj verirsiniz. Hepsi kendi içinde iyi durumda olmalı. Örneğin Çin ve Rus gemi savarları menzil ve güç olarak ileride. Hedefi bulmakta Avrupa'ya göre gerideler. Amerikan ve Avrupa füzeleri ise sensörlerine daha fazla önem vermiş durumda, hassas yapmayı tercih etmişler. Bu da hepsinin birleştiği bir aracı daha fazla öne çıkartır. Atmacaya bakarsak son belirtilenlere göre menzili 250 kilometrelere gelmiş durumda. Şu anda Akdeniz'deki en uzun menzilli gemi savar. Ayrıca KTJ 3200 motorunu bilirsiniz. Kendisi atmaca ve seyir füzelerimiz için ürettiğimiz milli bir motor. Şu anda atmacada yurt dışından aldığımız motorlar var, sınırlamalara tabi. KTJ geldiğinde bu sınırlar kalkacak ve menzilleri de çok daha ileri seviyelere gelecek. Çünkü KTJ uzun saatler boyunca çalışabildiğinden füzeleri daha ileri mesafelere taşıyabilir. Tabi burada büyük bir problem var. Bazı yerlerde KTJ sayesinde menzilin 500 hatta 1000 olacağı gibi şeyler söylenmiş. Burada buna bir açıklık getirelim. Amerika gibi ülkeler bile 2000 kilometre menzil seviyelerinde seyir füzesi yapabilirken gemi savar menzillerinin 200'lere düştüğünü görüyoruz. Bu yapamadıklarından mı peki? Hayır, o füzeyi torpido ve gemi tüplerine sığdırmak zorunda olduklarından. Gemi savarların içinde başlığından sensörlerine birçok sistem olduğundan yakıt bölmesine kısıtlı alanlar kalır. Belirli bir sınır içinde yapmak zorunda olduğunuzdan o alanı büyütemezsiniz. Örneğin seyir füzelerinde geneliyle böyle bir durum yok. Uçağa takacaksan biraz daha uzat, fazladan yakıt ekle, pek bir şey değişmez. O yüzden atmacada alanımız sınırlı olduğundan KTJ çok büyük etkiler gösteremez. Muhtemelen yapılan ayarlamalarla 400 kilometre menzillere kadar çıkması sağlanabilir. 500'ler, 1000'ler, bunun için füzeyi de değiştirmeniz gerekli. Ama tabii ki 400 de fazlasıyla yeterli. Başarabilirsek eğer dünyadaki en yüksek seviyelerden birine ulaşmış oluruz. 2021 yılında KTJ'nin seri üretime başlamasıyla hep birlikte göreceğiz. Geldik sıra ikinci önemli yere, sensörleri. Sistemi hedefe taşıması için içerisindeki sensörlere güvenebilmeniz gerekli. Sonuçta bunca uğraş hedefini bulamadıktan sonra ne işe yarasın? Özellikle hipersonik Rus gemi savarlarındaki en büyük problem, hedeflerini kesin şekillerde aydınlatamazlarsa, ağır karıştırma altında kalırlarsa hareketli bir gemiyi vurmaları zor. Hatta bu Avrupa ve Amerikan füzelerinde de geçerli. Hassas olsalar bile testlerle muharebe sahası bir olmaz. Bunu geçmişte çokça gördüler. Dilerseniz inceleyelim. Bakarsak Harpun'un sadece 2 tane düzgün saldırısı var. İlki 1980'deydi. Irak'a ait OSA sınıfı bot Harpun'la vurulup batırıldı. İkincisi ise İran'a karşı oldu. Sahand fırkateyni batırıldı. Bu kadar. Başarısızlığı ise çok daha fazla ve ona rağmen en çok ihraç edilen gemi savarlardan. 1986'da USS Yorktown'dan Dandirik 2 Libya devriye botuna 2 harpun ateşlendi. Ancak hedeflerini vurduklarına dair hiçbir bilgi gelmedi. Aralık 1988'de F-18 uçağından atılan bir harpun test atışındaki sabit hedefini bıraktı, gitti ticari gemiyi vurdu. Bölgede olmaması gerekse de hedef kitlemesini değiştirmemesi gerekirdi. Ya da bir bu kadar da kazayla fırlatılan var, bina vurandan neler nelere araştırarak bulabilirsiniz. Avrupa'nın Exocet'i de bu şekilde, başarısı olduğu kadar başarısızlığı da mevcut. Falkland Savaşı'nda karıştırma yüzünden dönüp kendi gemilerini vurmuşluğu bile var. Demem o ki menzil kadar sensörlerin de etkisi ortada. Kendi gemilerinizi vurmamak için ağır saldırı altında çalışabilecek bir sistem gerekli. Biz de yine tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz.
Atmacanın ilk testlerinden gördüğümüz kadarıyla hedefini tam isabetle vurdu. İlk testlerinde navigasyon ve konumlandırma sistemleri açıktı. Genel haliyle işini yaptığını, vurabileceğini göstermiş oldu. Ancak bizim için son test önemli. Muharebe içerisinde birçok karıştırma sistemi kullanılacak ve navigasyon, haberleşme gibi sistemler patatese çıkacak. Bu da doğrudan uzun menzilli seyir füzelerinin etkilenmesi demek. Atmaca da bunlardan biri olduğundan ağır karıştırma anında çalışabilmeli. Son testinde GPS'ten bağımsız şekilde kısıtlı olarak sadece içindeki bilgilerle hedefini bulmayı başardı. Üstelik havadan değil yine yere yakın giderek. Bu test de gösteriyor ki gelişmiş bir gemi savar olabilmiş. Ancak son bir eksiği kaldı. Tam olarak işini yapabilmesi için hareketli hedefleri de vurabilmesi gerekli. Savaş anında özellikle hücum botlar saatte 70 km gibi hızlarda gidebileceklerinden bunu da yapabilmeli. Uzun mesafe atışlarda hedefine ulaşana kadar yaklaşık 12 dakika geçecektir. Bir hücum bot bu sürede 14 km yer değiştirebilir. İşte duran bir hedefi vurmaktan ziyade gemi savarlardaki asıl sorun tam olarak bu noktada. Ağır koşullarda hedefini yakalayabilmesi için aktif başlık gibi sistemler kullanması gerekli. Atmacada bu sorunun son testte çözüldüğünü görüyoruz ancak hareketli hedeflere karşı ne yapabileceğini bilmiyoruz. Bunun da bir testini görürsek eğer biz bu işi tam olarak başarmışız demektir. Hatta başarmanın da üstünde bitirmişizdir. Çünkü dünyadaki örneklerinin kullanılınca ne durumlara düştüğünü gördük. Geldik son önemli bölüme. Harp başlığı. Diğerlerine göre geliştirmesi daha kolay olan gemiyi asıl batıracak kısım. Harpun da patlayıcısı 221 kilogram. Eksokette bu sayı sadece 165. Ama zaten güç olarak Avrupa'nın az ağırlıklar tercih ettiğini söylemiştik. İşi abartan 500 kilo gibi ağırlıklarla Ruslar. Asıl problem orada. Atmacadaysa bu sayı savaş başlığının ağırlığı 250 kilogram. Sadece ağırlık üzerinden Harpun'la kıyasını bilemeyiz, iç malzemesini bilmiyoruz. Ama Exocet'ten iyi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yakın zamanda TCG ışın gemisi üzerinde denenecekti. Tabii ne oldu bilmiyoruz. Ya denendi istenen sonuç alınamadı ya da hala denemeyi bekliyoruz. Ama denense illaki bir yerden haberleri gelirdi. Muhtemelen birkaç geliştirmeden sonra göreceğiz. Bakalım durum ne olacak. Sonuç olarak atmaca bütün denizlerimizi koruma konusunda elimizdeki en önemli yapı taşlarından biri. Şu andaki testlerinden izlediğimiz kadarıyla Avrupa'nın en iyisi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Yüksekten dalış yapmak, suya çok yakın gitmek gibi modları olduğundan ve karıştırılamadığından rakiplerinden önde olduğunu görüyoruz. Şimdi geriye iki eksiği kaldı. Harp başlığının denenmesi ve hareketli hedefleri vurması. Bunları da başardığı takdirde tescilleyip gerçekten iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstelik öyle olursa eğer milyar dolarlık bir gemi savar piyasasının içinde baş köşelerden yerimizi alabiliriz. Umarım öyle olur diyelim ve videoyu bitirelim. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.